Herkese merhaba. Yeni bir kamp programında daha birlikteyiz. Bu sefer kar yağışında geldik. Gene Bolu tarafındayız. Hava sıcaklığı -3 derece. Orman içinde bir 45 dakika yürüdükten sonra kamp alanına vardık. Diz boyu kar var. 30-35 santim civarında kar var. Şimdi alanımızı boşaltacağız. Kar küreğimizle birlikte alanımızı, çadır kuracağımız alanımızı temizleyeceğiz. Kar kamplarında çadırı kurmadan önce zemini kardan arındırmamız gerekiyor. Alttan bir ısı yalıtımı sağlamak ve soğuk almamak için, çadır içindeki zeminden gelen soğuğu engellemek için zemini mümkün olduğunca kardan ve buzdan temizlemek gerekiyor. Evet, çadırlarımızı kurduk. Çadır kuracağımız alanı ilk önce temizledik. Zeminini düzleştirdik. Buzdan ve kardan temizledik. Çadırlarımız şimdi kurulmuş durumda. Birazdan çay içip biraz ısınmayı düşünüyoruz. Ayrıca tentemizi de gerdik. Buradan da tentemizi göstereyim. Kamp tüpümüzün üstüne çaydanlığımızı koyup suyu da yeni yağan kardan temin ediyoruz. Yeni yağan kar oldukça taze ve lezzetli. Biz de ondan faydalanmak istiyoruz şu anda. Su yanımızda getirmedik, kış şartları olduğu için ve kar yeni yağdığı için. Taze kardan şu anda çayımızı demlemeye başladık. Evet arkadaşlar, bugün kampımız oldukça keyifli geçiyor. Bir kış kampındayız. Oldukça mücadele şeklinde geçti bugün. Geldik sabah erken saatlerde. Arazide yürüdük. Kamp alanımıza vardık. Çadırlarımızı düzgün bir yere kurduk. Etraftaki karı temizledik. Daha sonra doğa yürüyüşleri yaptık. Odun kestik. Odunlar çok ıslak. Yaş, üstleri karla kaplı, donmuş durumda. Biz de bu sistem sayesinde ateşin etrafında kestiğimiz kütükleri kurutuyoruz. Hava oldukça soğuk. Geceleyin -8 derece civarında, meteoroloji öyle söylüyor. Bu bölgede -8 derece civarında olacak hava sıcaklığı. Her derecenin bizim için önemi var. Onun için de kış kamplarında uyulması gereken kuralların hepsine harfiyen uymaya çalışıyoruz. Isı kaybını minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Zor bir gecenin ardından tekrar yeni bir kamp günündeyiz. Gece oldukça soğuktu. Çadırın içinde ölçüm yaptım. -3 dereceydi. Tulumlarımız tam kışlık tulum olmadığı için, konfor değeri düşük olduğu için biraz üşüdük. Sabaha karşı ben likit tüple, kamp tüpüyle biraz soğuğu kırdırdım. Daha sonra tekrar uykuma devam ettim. Oldukça soğuk bir gecenin ardından dışarı çıktığımızda her şeyin donduğunu gördük. Çaydanlığımızdan tutun eldivenlerimize kadar. Ondan sonra dışarıdaki malzemelerimizin hepsi, sular, çadırın içindeki sular da donmuştu. Onlarla uğraştık. Birazdan kahvaltı yapacağız ve bugün tamamen günü doğa yürüyüşüne ayırdık. Çünkü hava oldukça soğuk ve ateşin başında zaman geçirmektense yürüyelim, efor sarf edelim ve ısınalım istedik. Zaten kış manzarası da çok güzel, atmosfer harika. Onun için bu görselliğin zevkine ve keyfine varalım istedik. Birazdan kahvaltıdan sonra bir şeyler atıştırdıktan sonra doğa yürüyüşüne başlayacağız. Evet arkadaşlar, bir kampın daha sonuna geldik. Güzel bir kış kampı oldu. Arazi kar altındaydı. Geldiğimiz ilk intikal yaparken, yürürken kar yağışı altında yürüdük. Biz de bunu bekliyorduk. Yaz kamplarında bu günlerin özlemini çekiyorduk, hayalini kuruyorduk. Biz de bu hayali gerçekleştirdik. Kış kamplarının yeri çok ayrı, çok güzel. Sizin de yaşamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.